Koroner arter hastalıkları toplumumuzda ve dünyada çok sık görülen, ölüm oranı yüksek bir hastalık grubu. İşte eşimizden, dostumuzdan, çevremizden duyuyoruz. İşte göğsü ağrıyordu, kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma aldılar, stent taktılar. Bütün bu hadiseleri kardiyoloji uzmanları olarak biz değerlendiriyoruz. Burada hastalarımıza dikkat etmeleri gereken konuları vurgulamak istiyorum. Özellikle yeni başlayan göğüs ağrısı ve özellikle de eforla bir iş yaparken, bir yokuş çıkarken, bir şey taşırken göğüs bölgemizde özellikle olan bir göğüs ağrısı bizim için çok önemli bir veri. Koroner arter hastalığı dediğimiz hastalık kalbimizin besleyen damarların tıkanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Çeşitli grupları var. Kalp krizi de bu damarların aniden birden yeni oluşan bir şekilde tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Ve en yüksek ölüm oranına sahip hastalık grubunu oluşturuyor. Bu hastalığın belirtileri nelerdir dediğimizde alt çeneden göbek deliğimize kadar olan bölgede, sırt bölgesinde, her iki omuzda, kolda özellikle dediğimiz gibi eforla oluşan bir ağrıdan bahsediyoruz. Ağrının yeni başlaması kalp krizini düşündürtebiliyor. Bunun için kardiyoloji uzmanlarımız 7/24 Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorlar, hizmet veriyorlar. Acil servisimize başvurularda ya da poliklinik başvurularında bu şikayetleri değerlendiriyoruz. Bunun için muayene yapıyoruz hastalarımızı. Yürüme testi dediğimiz efor testleri yapabiliyoruz. Eko dediğimiz kalp ultrasonu testlerimizi yapabiliyoruz. Buradaki muayene ve tetkiklerimizin neticesinde de hastalarımıza acil ya da belirli randevu ulaşıp anjiyo dediğimiz kalp damarlarının görüntülenmesi tetkiklerini gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre de çeşitli tedavi seçenekleri elimizde oluyor. Hastalarımızın damarları çok ileri derecede darsa o zaman ameliyat seçeneği, bypass dediğimiz seçenek oluşabiliyor. Ya da işte ilaç tedavisi ya da balon stent tedavileri olabiliyor. Bizim özellikle istediğimiz sağlıklı bir hayat için bu 7 yaşından 70 yaşına kadar genel tabirle tüm insanlardan istediğimiz çok önemli maddeler var. Nedir bunlar? Kısaca kilo vereceğiz, olmamız gereken kiloda olacağız, sigara içmeyeceğiz, içiyorsak hemen bırakacağız. Devletimiz sağ olsun, Sağlık Bakanlığımız sigara bıraktırma ilaçlarını tekrar ödemeye başladı. Düşünen sigarayı bırakmak isteyen hastalarımız varsa mutlaka göğüs hastalıkları bölümüne başvurmasını bekliyoruz, başvurmalarını. Tansiyonlarımızı ölçeceğiz. Yüksekse mutlaka bir hekim tarafından verilen ilaç tedavisi kullanacağız. Ve dengeli ve sağlıklı besleneceğiz. Hastalarımızdan istediğimiz bu. En ufak bir belirti de göğüs ağrısı olabilir, nefes darlığı olabilir. Kalp uzmanlarımıza müracaat etmenizi bekliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.